Merhaba canım takipçilerim, hoş geldiniz yine başka bir canlı yayında, canlı yayın diyorum, canlı yayın olarak kabul edin. Yayında yine birlikteyiz. Saadet büyük, ekonomide saadet, ekonominin ışığı, güneşi, muhteşem bir isim bizimle birlikte. Saadet'i çok seviyorum. Biliyorsunuz biz videolarımız var, videolarımız seyreden insanlar da sayısız çeşitli bir sürü fayda elde ettiler. Bunu sanki böyle falan gösterecekmişim gibi. Görünüyor. Türk kahve şeyi güzel. Şöyle yapalım. Güzel. Ama çok güzel bardak bak. Çok güzel valla. Evet. Yayına çok girmeden güzel. Önce bunun sohbetini yapıyorduk şimdi. Evet. Yaptığı yaptı. Gerçekten. Çok güzeller. Tabağı mabağı bilmem nesi her şeyi. Çok ay şöyle göstereyim. Instagram'dan devamlı hesaplarını paylaşıyorum. Göktuğ Seramik galiba. Instagram'da çok güzel şeyler yapıyorlar. Çok beğeniyorum. Neyse şimdi şunu söyleyeceğim. Saadet'le birlikte şu an coinleri konuşacağız. Ne konuşacağız? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Başka konuşmak istediği Saadet'in bir şey varsa özellikle konuşuruz. Bunlarla ilgili ne oluyor ne bitiyor? Biliyorsunuz ben şu ana kadar 4-5 kere Bitcoin'in düşüşünü, çıkışını, inişini bilmem nesini her bir şeyini bildim. Hatta yani astrolojik öngörülerimle bildim. Ondan sonra Saadet'le yaptığımız yayınlarda da zaten videoları seyrettiğiniz zaman da çok net bir şekilde görebilirsiniz. Saadet de zaten yaptığı yorumlarla ve öngörüleriyle ilgili, yani onunki öngörü değil, onunki ekonomik tespit. Değil mi? Tespit. Evet, doğru. Doğru söylüyorsun. Evet, Saadet bir yatırım danışmanı, ekonomi danışmanı, uzmanı, ekonomist. Ondan sonra para ondan sorulur yani. Para ondan sorulur. Altın ondan sorulur. Devamlı hesaplarını paylaşıyor. Takip ederseniz görürsünüz. Saadet'le yaptığımız yayınlarda da sağ olsun Saadet'in de beni yönlendirmesiyle birlikte çok güzel şeyler bildik. Şu an aklıma... insan da çok fayda etti. Şimdi coin'e giriyoruz. Evet Saadet'ciğim bir tane. Hayır aklıma ne geldi bak şimdi diyecekler ki Saadet Hanım bak bana kızacak kesin senin şey takipçiler. Ama neyse seni seviyorlar, beni de seviyorlar ondan ötürü. Senin var ya altın fonun vardı. Bak onu altın yayınımızda söyleyecektim. Senin köşeyi dövmüş olman lazım. Onu bak yayından sonra konuşalım, sana soracağım. Hatırla bak hatırla pandeminin başında. Yoksa ev alırken mi kullandın? Pandeminin başında 2020 senesinde ben senin fonunu altın fonuna çevirtmiştim. Evet. Ve senin ta o 2020'de inanma Haziran'da falan yaptık. Çoktan yani artık kaç misli olmuştur eğer bozmadıysan ama ev alırken. Aklımdaydı bir önceki yaptığımız altın yayını. Ben evi Forex'ten gelen parayla aldım. O zaman var ya. Yani Forex'ten gelen parayla hepsini almadım. Yani Forex'ten gelen parayla o petrol almıştım ya. İşte evet. Ondan sonra oradan bayağı bir para kazandım. Çünkü kaçı düşmüştü? 18'e kadar düştü. 20'den tabii aldım, 22'den mi? Sonra oradan 45'e bilmem neye çıkınca bayağı bir para kazandım. Oradan parayla evin girişini, bayağı bir parasını ödedim. Gerisinde zaten o sırada işte bu 0.70'den krediler çıkmıştı. Çok güzel bir kredi. Ondan sonra o krediyle de gerisini şey yaptım, aldım. Yani 8,5 faiz aldın. Şu anda faiz oranlarını. O altını unutmuştum. Şu an girip bakmam lazım ama. Bir dakika şifremi bilmem neyi doğru hatırlıyor muyum acaba? Nedir onun adı? Şey yapacağım. Unuttum. Hazineni hatırlattım şu anda. Aslında şu an hazinemi hatırlattım. Tamam bakacağım ona. Evet. Bak bana yaz çünkü çok merak ediyorum. 2020'nin Mayıs'ında ya bak Haziran'da biz bir yayın yapmıştık. İlk pandemi zamanı. Evlerdeyiz. Hepimiz böyle çok kasvetliyiz filan. Instagram'dan yayınımızda hemen aynen böyle yapmıştım. Yoksa tık 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 girdin. Saadet ben çeviriyorum dedin ve ben dedim ki altın fonda koy kalsın. Bir yerine bakarsın. Hani ben de çok merak ettim çünkü. ne olduğunu orada. Tamam dur ona gireceğim bakacağım sonra işte bir şifresini şu an hatırlayamadım. Bir yerden bir şey yapacağım. Biz şimdi kriptocular bekliyor. Çünkü şu an kriptocular çok üzgün. Can. Sebebi Bitcoin, Ethereum her şey fiyatları çok düşmüş durumda. Özellikle aman da kripto diye çok bana söyleyenler oldu. Canlı yayında muhakkak yapın ne dedim merak etmeyin yapacağız. Onun için çok mutsuzlar bu kriptocular. Fakat ben sen orada bakarken şey söyleyeyim bak beni gerçekten takip edenlere ben Aralık'tan beri Bitcoin'de seviyeleri söylüyorum. Ve dikkat edin diyorum daha aşağı gelme potansiyeli var diyorum. Daha bu bozulmanın ilk başladığı zamanlardan beri bunu söyledim.
Onun için sabırlı olacak yani kriptocular. Biraz Aslan Sayın'daki yaptığımız yayında da vurgulamıştık biz 2021'in. Sen onu söylemiştin. Belki yine paylaşır YouTube'da. Yani böyle sıkıntıları söylemiştin sen Bitcoin için. İstiyorsan 2022'ye başlayalım. Sen bir Bitcoin'le başla. Ben de orada tekrar yorumlarda seviyeleri de Ethereum için de Bitcoin için de tekrar vurguluyor olurum. Tamam. Şimdi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin yapıyoruz, evet, değil mi? Evet, aynen. Tamam, okey. Şimdi hemen Ethereum'u da şuraya açıyorum. Hah, açtım. Hepsinin doğum haritaları var çünkü. Şimdi Bitcoin'den başlıyoruz. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Ben geçen sefer ne demiştim Bitcoin'le ilgili? Devletle ilgili, devlet konularıyla ilgili özellikle zor bir süreç yaşayacak demiştim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bitcoin Nisan'ın devletle ilgili tamam yine bazı sorunlar, sıkıntılar var. Yok değil. Evet. Özellikle 24 Ekim 2022'den sonra yine var. Devletlerle ilgili bir sürü sorunlar, sıkıntılar yaşayabilir. Yani direkt o tarihte olmasa da o tarihte itibaren 2-3 ay içinde. Ondan sonra 2022'nin Nisan'ına kadar olan süreçte Bitcoin kariyerle ilgili, iş konularıyla ilgili bir büyüme, gelişme yaşıyor. Ve aynı zamanda şöyle bir şey söyleyeceğim. Yatırımlarından kazanç elde etmekle ilgili de pozitif bir açıları var ama yani hani idare eder. Ama Bitcoin özellikle şimdi dış ilişkileri ve karşısındaki insanlarla ilgili de, devlet konularıyla ilgili de çok sorun yaşamış, problem yaşamış. Bitcoin Nisan'dan itibaren bir rahatlama yaşıyor. Tamam mı? Gerginlikleri, endişeleri var ama 2022'nin Nisan'ıyla 2023'ün Nisan'ı arasında Bitcoin'in kazançları çok ciddi anlamda bir artış yaşayacak ve 13 Haziran'dan 2 ay öncesi 2 ay sonrası. 13 Haziran 2 ay öncesi 2 ay sonrası olan dönemde kesinlikle Bitcoin çok pozitif, çok olumlu bir süreç yaşayacak, bir büyüme, gelişme yaşayacak. Kazançları da olumlu yönde gelişmeler olacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Ya yani iyi bir şey olacak. Orada bir yükselişi özellikle olabilir. Yani özellikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi Haziran'da biraz olsa da hani eğer o kadar çok olmazsa 2022'nin aralığından 2023'ün Mayıs'ına kadar olan süreçte kesinlikle çok büyük bir yükseliş ve gelişme yaşayacak Bitcoin orada. Zaten 2023'ün ocağının sonundan sonra şey bitiyor, devletlerle ilgili olan problemleri. Ondan sonra bir iş hayatıyla ilgili daha çok böyle bir uğraş, mücadele, bir şeyleri yapılandırma ve oturma ve büyütmekle ilgili bir sürecin içinden geçmeye başlıyor. Sonra yurt dışı ve bütün dünya ile ilgili ve sanal alemdeki konular ile ilgili çok büyük bir gelişme yaşıyor. Bu sırada hastaneler, yani bu sırada mahkemeler, bazı konuları, bazı şeyleri olabilir. Ama 2023'ün aralığı itibariyle Bitcoin'in bütün oradaki o sıkıntıları, o düşmanları ve o olumsuzlukları çözülüyor. Hepsi pozitife bağlıyor ve Bitcoin 2023'ün aralığından itibaren kazançları çok ciddi anlamda artmaya başlıyor. 2024'ün Nisan'ından sonra da şöyle söyleyebilirim ki inanılmaz bir rahatlama, inanılmaz bir mutluluk, çok pozitif bir yükseliş, deli bir şey oluyor. Yani deli bir artış oluyor. Ama burada zaten Bitcoin bu Nisan'a kadar olan dönemde özellikle 1 Nisan'la 15 Nisan arasında pozitif bazı gelişmeler var ama Nisan'dan sonrasında kesinlikle böyle mutlu olacağı, pozitife doğru giden bir açısı başlıyor. Bitcoin 2025'in Mayıs'ına kadar olan süreçte iyi. Yani şöyle 2025'in Mayıs'ıyla 2024 Mayıs arasında da oralara kadar gitme. Bir dakika. 2025'i söylemek istiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Sadasati yaşayacak. 2023 Ocak'ta aslında başlıyor ama o başlangıç dönemi Satürn'ün kendi evi, ben orada o kadar kötü etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama 2000
25'in Mayıs'ından itibaren etkiler. Yani orada bu sefer çok ciddi bir düşüş ya da çok ciddi bir olay yaşayabilir. 2025 Mayıs'la 2028 Mart arasında. Yani o döneme kadar, o döneme kadar, o dönem içinde Bitcoin çok kötü bir dönem yaşayacak. Kendini toparlaması bazı şeylerin, çünkü yani 2028 Mart'tan sonra toparlayacak. 2029 şeyden sonra bir zorlandığı bir dönem var. Ağustos'tan sonra. 2032'nin sonu 2034'te bitiyor. Ama 2034'te Bitcoin iyi bir sürece doğru gidiyor. Kesinlikle. Yalnız şunu söyleyeceğim. Bu çok önemli bir şey söyleyeceğim. 2040'da eğer ki çok uzun vadeye yatırım yapabilecek insanlar varsa ve bu sırada inişleri, çıkışları, düşüşleri takmayacak insanlar varsa, çoluğu çocuğu için, ilerisi için bilmem ne falan plan yapabilecek insanlar varsa, 2040'ın 8. ayından sonra Bitcoin öyle bir şey olacak ki, yani öyle bir yükseliş, öyle bir süreç yaşayacak ki, hani yer, gök, inler. Bilmesin. Anladın mı? Hani yer, gök, inler bak, diyorum sana. Bak Can, çok önemli bir şey söylüyorsun. Diyelim ki 2022 yılında birisinin bir çocuğu... 20 bak, yıl sürecek o tamam. Süreç. Ha. 20 yıl. Yıl. Bak o zaman. 8. ayından 2060'ın 7. ayına kadar sürecek. Ve özellikle 2050'nin 9. ayıyla 2053'ün 5. arasında tap noktasına ulaşacak. O tap. Ondan sonra tekrar bir şeyler toparlayacak, normale dönecek. Gidecek. Sonrası zaten Allah kerim. Şimdi o kadar girmeyelim. Ama 18 yıl sonrayı söylüyorsun ya. Şimdi 2022'deyiz. 2040 diyorsun. 18. Evet. Bu sene çocuğu olan alsın koysun. Çocuk 18'deyken yallah çok iyi bir serveti olabilir yani. Çok inanılmaz olabilir. Evet. Çok inanılmaz. Yani ben hani uzun vadeyi konuştum. Tamam. Ki 18 insan... yıl çok uzun bir zaman zaten Can. Yani evet. Yani uzun vadeyi konuştum ki insanlarda bir öngörü olsun diye konuşuyorum. Hani özellikle söylüyorum. Buradan baktığımız zaman zaten kesinlikle güzel. Evet. Buyurun. 2022 için ama şunu söyledim. Nisan'da birazcık pozitif olacak diye söyledim. Yayının başında orada ben bazı notlar aldım ama istiyorsan hani tekrarlamak ister misin 2022 için? Tabii tabii. Yani ben bir şey söyleyeyim. 2022'nin Nisan'dan sonra güzel aslında. Yani yine devletle ilgili problemler var. Olacak. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak Haziran'da Satürn ters dönecek. Bir dakika, nerede? Şimdi bak. Haziran'da hadi koyayım yansın. Haziran'da Satürn ters dönecek. Satürn ters dönecek. Tamam mı? Alt beşinde. Onunla beraber zaten devletle ilgili Bitcoin'in sorunları, problemleri düşer. Pozitif bir rahatlama, olumlu yönde bazı gelişmeler olur. Haziran'ın kaçı dedik? Haziran'ın 13'ünde 5'inde ters dönecek. O olumsuz etki düşecek. 5'inde Jüpiter transit yapacak aya. Sonra arkasından Temmuz'un sonuna kadar olan süreçte Jüpiter Bitcoin'in kazançlarıyla ilgili olan yerde düz dönüyor. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi bir şey olması lazım. Çok pozitif etkileyecek. O zaman ne güzel söyledin. Yani çok pozitif bir şey olması lazım. Yani bir şey olması lazım çok pozitif. Hani gerçekten çok pozitif bir şey olması lazım. Temmuz'un sonundan sonra Jüpiter ters dönecek. Bak. Bir dakika, ben şimdi baksana söyleyeceğim. Kaç dereceden ters dönüyor? Bir dakika, orası kaç derece? 11 derece. Bir dakika, özür dilerim. Ha, 11 derecede burada etkisini vurdu Haziran'da. 14 dereceden ters dönecek. Ters dönerken Eylül'ün ortasın, Eylül'ün 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
döneminde tekrar bir vuracak aya. Ama ters dönerken vuracak. Orada yine bir pozitif etki var ama yani hani bak düşe de bile çıkabilir. Pozitif etki dedin de düştü demeyin. Tamam mı? Yatırım tavsiyesi sen vermiyorsun nasılsa. Ya yatırım tavsiyesi. Astrolojik öngörülerini paylaşıyorsun. Ama yani. Hani öngörümü paylaşıyorum ama bıt bıt etmeyin bana. Hani o dönemde illa iyi olacak demiyorum. Eylül için. Sonra arkasından Jüpiter Kasım'ın 22'sinde düz dönme yaşı 23'ünde özür dilerim. Bak. Pardon 24'ünde düz dönmeye başlayacak. Bu demektir ki o tarihten itibaren tekrar Bitcoin iyi bir şeyler yaşamaya başlayacak. Ve geliyoruz. Ve özellikle ocağın sonunda 2023 Ocak sonunda tekrar ayla transit yapıyor. İnanılmaz pozitif bir mutluluk, bir pozitif yönde bir etki. Bitcoin mutlu olacak. Vallahi şu an kriptocular bence bu senin yorumunla bir nefes almışlardır. Çünkü son herhalde yani yaz aylarından beri hep böyle hüsranlar. Yani bir ara böyle bir yükseldi ama özellikle Kasım Aralık çok zor geçti. Şu anda biz bu yayını yaparken. Zor geçmesi kadar evet. Normal bir şey yok. Çünkü neden? Şeyin Bitcoin'in kazançlar evini ve finans evini Jüpiter yönetiyor. Sonuç olarak 2020'nin Ekim ayından beri Jüpiter boğulma yaşıyor. Ve Ekim-Kasım'dan beri boğulma yaşıyor. Ve 2021'in aralığının sonunda Jüpiter boğulmadan çıktı. Özellikle 2021'in Eylül-Ekim-Kasım dönemi çok zordu. Devletlerle ilgili de çok sıkıntılıydı. Çok net görüyorum burada. Ondan sonra çok boğulduğu işte vesaire çok zorlandığı bir süreçti sonuç olarak. Ondan sonra şimdi aralıktan sonra bir rahatlamaya etkisi başladı. Ama tam değil. Yani şu an bir sürü açı var, bir sürü şey var. Daha önümüzdeki süreçte 26 Şubat'tan sonra, 27 Şubat'tan sonra böyle bir etki başlıyor. Pozitif ama tam yükselecek demiyorum bak. Asıl 2022'nin Nisan'ı. Tamam mı? Ondan sonra olaylar daha pozitif. Farklı seviyede olur. Evet. O zaman küçük seviyeleri söyleyeyim mi eğer sen tekrar tarihsel bir şey söyleyeyim. Sen gir. Şu anda biz bu yayını yaparken yine böyle bir söylemiş olayım. 37.660 seviyesinde Bitcoin. $37,660 dolarda. Kısa vadede ben de kendi beni izleyen insanlara özellikle Aralık ayından beri çok uyardım. Çünkü belli seviyelere zaten teknik olarak baktığım ve gördüğüm için şöyle söyleyeyim. Kısa vadede de $40,000 üzerine eğer tekrar atamazsak bunlar çünkü şu an düşüş trendinde Bitcoin. O düşüş trendini hala tam olarak tamamlamış değil. Dolayısıyla $40,000 üstüne atmadığı sürece ben düşüş trendini bitirmiş demem. Ama dibi de şöyle görüyorum. O zaman onu duyurmuştum kendi Instagram'ımda. Demiştim ki evet bir yatırım tavsiyesi değil ama özellikle 33.000'li seviyeler ve onun altı daha orta uzun vadede tutabilecek olanlar için gerçekten iyi alım seviyeleridir. Keza zaten oradan döndük. Yani dibini şu an 33.000, 30.000 hatta 29.000 diyeyim. 33.000, 29.000 bandı dip. Oralara bir daha tekrar gelirse de bence gerçekten orta uzun vadede almayı düşünenler için benim özellikle daha ileri vade için ki senin söylediğine çok paralel daha pozitif bir ivme bekliyorum. Yani ben 2022 yılında Bitcoin'in $70,000'ların üstüne atma potansiyeli olduğunu söyleyeyim. Böyle flash bir şey bu. Gerçekten o potansiyeli görüyorum. Ama sakın olup da şu anda işte Sait Hanım hani 37.800 de buradan şimdi $70,000'a gidecek mi değil. Benim oralara doğru gittiğini görmem için önce bir $40,000'ın üstüne oturduğunu görmem lazım. Sonra o tekrar belli teknik seviyeler var işte $45,000'ın üstüne oturduğunu görmem lazım. Oralarda bir süre iyice böyle hani o pozitifliği görmemiz lazım ki ondan sonra o 70 bine doğru gidecek hareketi başlatacak.
Dolayısıyla senin söylediğinle aslında ben de yine paralel bir şey söylemiş oldum. Buralar gerçekten neredeyse 70 bin dolarlara gidecekse onun yarısı, yani çok ciddi bir para kazanma potansiyeli var. Ama risk içerdiğini kripto paraların hepsi için lütfen biliyorsunlar. Bir tane yüksekten almış olanlar olabilir Can. Onlar şey olmasın, panik olmasın. Yani tekrar yükseliş potansiyeli olduğu için dayanabileceklerse, sabırlı olurlarsa. Nereden, kaçtan aldılar mesela? Bir daha söyle. En yüksek kaça kadar çıkmıştı? Şöyle 60, Bitcoin'in en yüksek gördüğü seviyeler 68 binleri gördük. 67 bin dolarları gördük. Yani oralara geldi. Geçen sene. Şu an kaçta? Şu an 37 bin dolarda, işte onu söylüyorum. 37.600'de. 68 bindeydi. 37.600 dolarda yani. 30 küsur bin dolar aşağıdayız şu anda. 31 bin dolar aşağıda. Yani neredeyse yarısında yani fiyat seviyesi. Okey. Güzel. Tamam. İki. Geçtik. Ethereum. Ethereum mu istiyorsun? Okey. Şimdi Ethereum bir kere her şeyden önce aslında salı satı yaşıyor. Yani gerçekte şu an yaşadığı potansiyeli yaşamıyor. Şu, yani gerçekteki kazanç, para durumu nu aslında yaşamıyor. Yani Ethereum aslında şu anki sahip olduğu ve olduğu değerden çok daha fazlası. Aslında ben sana söyleyeyim, yani Bitcoin'in şu an sahip olduğu noktaya Ethereum çok rahatlıkla gelebilir. Ama salı satı yaşıyor bir şekilde. Kötü ve zor bir dönem yaşıyor. Şimdi Ethereum ne zaman iyi olacak diye soracak olursa, 2022 yılı adına bu Nisan'ın sonuna kadar olan dönemde işte beraber çalıştığı şeyler ya da böyle oradaki hizmet şeyleri, iş hayatı adına bazı pozitif açılar var. Kazançlarıyla ilgili pozitif açılar var. Kesinlikle kazançlarıyla ilgili olumlu şey olacak. Geçtiğimiz dönemde devlet konularıyla ilgili bazı şeylerinde zorlukları varmış. Nisan'dan itibaren kesinlikle bir rahatlama yaşayacak. Wow. 2022'nin Nisan ile 2023 Nisan arasında tamam Saadet alayım. Efendim. Bak. Evet. Alayım hemen. Şöyle çünkü 2022 Nisan ile 2023 Nisan arasında dış ilişkileri vesaire şeylerle ilgili iyi şeyler olacak. Ama 2000, dur bu videoyu yayınlamadan önce. Ama 2022 Nisan diyorsun zaten. Videoyu otlaya ben herhalde yani. Hayır, 2022 Nisan sonrası 2023 Nisan'a kadar böyle ilişkilerle ilgili, bazı şeylerle ilgili çok bir sürü pozitif açılar var. Ama gerçeği konuşalım. Ethereum'un sada satısının bitişi 2023 Ocak sonrası. Ethereum 2023'ün 7. ayından itibaren, Temmuz'dan sonra zaten Ethereum'un 8. finans, para, güç evinde Jüpiter Rahu birleşimi olacak. 120 ila 180 yılda bir olan birleşim. Dedim ya, Türkiye'nin içinde olacak. Ethereum'un finans ekonomi evinde olacak. Toplu gelen para evinde olacak. Böyle vah diye para gelecek. Ve artış olacak. Ve 2023'ün 7. ayı ile 2024'ün 10. ayı arasında çok mutlu olacağı görünüyor. Zaten Rahu'nun oradan çıkıp 1. ve 7. eve gelmesi, Jüpiter'in orada tekrar kalması 2023 Aralık. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? 2000, bu söylediğimi unutma. Buraya zaten yazılsın. Yani zaten var. Ben unuturum. Unutursan birisi hatırlatsın. 2024'ün Nisan ile 2025'in Mayıs arasında devlet ya da bazı devletler ya da bir devlet bir yer ya da bir yerler Ethereum'u para olarak kabul edecek, alacak ve kullanacak. Devlet ya da üniversite, devlet, akademik bir yerler veya devlet. Peki bu özellikle iyi bir, yani şöyle iyi, saygın bir devlet mi? Onu o kadar, mesela şimdi sana şöyle söyleyeyim. El Salvador Bitcoin'i bir para birimi olarak, kendi ülkesinin para birimi olarak kabul etti. Ama El Salvador olduğu için, hani hatta bizi de ziyarete gelmişti. Biraz böyle kriptocular, acaba bir şey mi olacak bizim ülkemizde de, hani böyle bir El Salvador'un devlet başkanı gelince. Ama mesela bunu Ethereum'u gerçekten böyle bildiğimiz, gerçekten
iyi bir ülke kabul eder. Yok yok, hayır hayır. Yani sonuç olarak Bitcoin'i o kabul ettiği zaman Satürn'ün 9. evdeki, yani o kadar iyi durumda değil. Demek ki Satürn 9. evden çıktıktan sonra, Bitcoin adına konuşuyorum, çok daha büyük devletler kabul edecek demek ki. Aa. Ya da bazı yerler. Ama şey adına konuşuyorum, Ethereum adına gerçekten iyi, yani böyle iyi bazı yerler kabul edecek. Ondan sonra ve çok pozitif, çok olumlu bir şey olacak. Öyle hadi söyleyeyim. Kriptocular. Yani evet. Hani orada gerçekten çok olumlu beklentilerim var o döneme dair. Zaten sonra Ethereum 2025'in Mayıs'ından 2030'a kadar olan dönemde çok iyi bir dönemden geçecek. Bayağı iyi bir dönemden geçecek. Altın çağını yaşayacak. Çok ilginç. Bitcoin mesela bak zor dönemden geçiyor. Ethereum iyi dönemden geçiyor o dönemde. Ama zaten şöyle, Ethereum Bitcoin'in içerisindeki o kullanılan hani bir blockchain teknolojisi var ya, o yazılımı yapan ekipten kişi Ethereum'u zaten. O ekibin içerisinden bir kişi bunu yaratıyor. Dolayısıyla Ethereum aslında piyasada da hani bir tanesi altın, öbürü gümüş diyoruz. En çok kriptoda işlem geçen iki tane değer. Ama Ethereum'u hep öne çıkarıyorlar Can. Yani ben de mesela Ethereum'a Bitcoin'den daha çok inanıyorum. Çünkü ilk Bitcoin, ama onun daha geliştirilmiş hali Ethereum. Demek ki o Bitcoin'in zor bir döneminden daha iyi olacak. Evet. Ethereum öyle. Ben zaten daha çok güveniyorum Ethereum'a yani. Benim şeyim o Ethereum. Daha iyi. Yani teknolojisi falan mı? Başka evet, teknolojisi Bitcoin'den daha iyi Ethereum'un. Ve önümüzdeki dönem daha çok alanda kullanılma potansiyeli taşıyor Ethereum. Dolayısıyla da hani onun üzerinden yazılım yapmak, onun üzerinden işi geliştirmek Ethereum'da daha kolay Bitcoin'e göre. Onun için de Ethereum daha çok ön plana geçiyor. Ama sen öyle diyorsan bence Ethereum'a böyle şey yıldız koyalım yani. Bak bu sefer kesin artık şey yap. Bence aksiyon al. Beni şey yapma. Hep sana söyledim. Evet evet. Kripto diye. Artık aksiyon al. Ben ama zaten yayına girmeden önce bir şeyler yaptın orada, hemen telefonlar falan filan. Bence oradan bir netice gelir diye düşünüyorum. Nisan'a kalmadan. Evet. Ethereum'da seviyeleri söyleyeyim mi? Böyle bir 2550 dolardayız şu anda. Daha önce gördüğümüz bir 4900 seviyeleri var. Yani tekrar ben de 5000 potansiyelini görüyorum Ethereum için. Kısa vadede ama önce 2800'ün üstüne kaldığını görmemiz lazım. Bu arada Ethereum için ben yabancı raporlarda 10.000 dolar seviyesini okudum. Hani bunu 2022 için mi saadet öngörüyorsun diye şey yapmasınlar. Ama Ethereum'da 10.000 dolar seviyesi raporlara girmiş fiyat seviyesidir. Şu anda da dediğim gibi yani 2600-2550 dolarlarda olduğunu bilsinler. Ama zaten kripto yatırım yapanlar bunun riskini artık biliyorlar diye düşünüyorum. Fiyat hareketlerinin çok hızlı olduğunu biliyorlar. Çok kısa vadede para kazanma ihtimali, yani o dönemi yakalarsanız olabilir. Ama ya bunun eğitimini alın ya gerçekten kripto ile ilgili, ya da teknik tarafta kendinizi biraz daha geliştirin. Böyle haberi akışını falan takip etmeden bu işten para kazanabileceklerini çok ummasınlar. Ben bu uyarıyı yapmış olayım. Çünkü çok hızlı oluyor hareketler. Yani böyle düşüşlerde de yükselişlerde de öyle. Hele yükseliş hareketi şey, yani şöyle söyleyeyim. Yükseliş belli bir periyotta gidiyor da düşüş çok ani geliyor. Onun için hani böyle kriptocular, ellerinde daha yüksekten almış olanlar sabırlı olurlarsa tekrar o potansiyeli taşıyacaktır. Geçtik Dogecoin'deyiz. Dogecoin. Tamam. Okey. Şimdi Dogecoin olayına gelelim. Bir kere ben Dogecoin'e çok inanıyorum. Biliyorsun. Yani Dogecoin... Beni de şaşırtıyorsun bunu söylediğin zaman. Ben de böyle çok... bir gene bir şaşırıyorum yani. Sen Dogecoin'e güveniyorum. Yani daha sonra inanıyorum dediğin için. Evet. Çok inanıyorum. Neden? Dogecoin şu an Sada Sati'de. Yani şu an Dogecoin değil. Yani gerçek potansiyelin... Sürünüyor şu an zaten fiyatı Can. Sürünüyor. Hemen alacağım o yüzden. Hemen. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Dogecoin 2014 Kasım'dan beri zor bir dönem yaşıyor. Çünkü güneşin üstüne Satürn gelmiş.
İşte birinci evinde zaten Satürn Ketu birleşmiş. En son 1870'lerde olmuş bir birleşim, korkunç. Sonra Güneş'in üstünde Ketu vardı. O zaten düşürür. Türkiye'nin girecek dedim ya. Onun zaten var. 2020 Eylül sonundan beri. Güneş'in üstünde Ketu. Sonra Satürn zaten 2020 Ocak'tan beri ayının üstünde. Çok sıkıntılı, çok zor bir süreç. Şu 2023'ün ocağından sonra bir rahatlama yaşayacak. Ondan sonra 2023'ün Nisan'ı ile 2024'ün Nisan'ı çok büyük yatırım alacak Dogecoin. Çok büyük bir vah diye böyle bir yatırım alacak, tamam mı? Çok büyük bir yatırım alacak. Bak, bu söylediğimi unutma. 2023'ün Nisan'ın 2024'ün Mayıs'ına Nisan'ına kadar olan süreçte o kadar büyük bir yatırım alacak ki. O kadar. Ve sonra 2024 Nisan'la 2025 Mayıs arasında çok kazançları artacak. 2025'in Mayıs'ından sonra sarı satışı bitiyor. Ama o zamana kalmadan 2023'ün 10. ayı ile 2024'ün 9. ayı arasında Dogecoin'in çok mutlu olacağı görünüyor. Allah'ım. Yani çok iyi olacağı, finansal olarak da bir sürü şeyde inanılmaz şekilde iyi ve pozitif yönde gelişmelerin olacağını, iyi ve pozitif yönde şeylerin olacağını. Bir dakika, bir şey bakacağım. Çünkü şu an fiyatı yerlerde sürünüyor Can. Yani şu an yani bu yayını izleyenler zaten herhalde köşeyi dönecekler diye düşünüyorum. Çünkü Ethereum'da da Dogecoin'de de şu andaki fiyat seviyeleri, bak bizim yazın o altınla ilgilen 440-450 diye fiyatlar söylemiştik. Şu an işte altın zaten bir bin liraları gördü, şu an işte 700 kusurlarda altın. Aynı bu da Ethereum'da, Bitcoin'de. Ben sana şöyle söyleyeyim. Biz 3-4 ay sonra tekrar yazın bir yayın yaptığımız zaman biz bunları konuşmuştuk falan diyeceğiz herhalde. Çünkü gerçekten yani eğer öyle diyorsan şu an hakikaten fiyat sürülüyor. Yani 0.60'ları görmüş olan 0.67'leri görmüş olan Dogecoin şu an 0.1384'lerde falan, yani o kadar ve bayağıdır böyle yatay seyirde aşağı. Hemen bir... alayım. Bak. Dur, hemen alayım ben onu. Ondan bolca alayım, sonra bir bakarsın inanılmaz yükselebilir. 2022 için ne dedin Dogecoin için? 2023'te en parlak zamanı değil de o şey devam edecek yani. 2022 daha bir beklentim yok. Ha, o zaman tamam. Yani 2022'de Ethereum için var ama Dogecoin için yok. Onu bir tekrar düzeltmiş olayım o zaman. Evet. Ethereum daha bakarlar. Ethereum farklı. Neyse onu anlattım. Geç. Hatırlamıyorum. Evet. Ama Dogecoin Sarasati'nin tam ortasında. Tamam, ve para evinde yaşıyor. Normalde bak Venüs ve Ay para evinde çok iyi. Kazanç evinde Satürn en yüksek konumda ve oraya geliyor. Satürn yüksek demek yaşı büyüdükçe çok kazancı ve gücü artacak. Kare evinde Mars, 7. evinde Jüpiter çok iyi. Nedir onun adı? Zaten Navam haritasında kesinlikle iyi oluyor. Yani Dogecoin ile ilgili bence çok düşük noktadan alınabilir. Uzun vadede, ileriki süreçte özellikle çok çok iyi olacağını öngörüyorum. Süper. O zaman bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ben de küçük böyle, hani zaten az evvel fiyatları söyledim. Yani 0.65'leri görmüş olan Dogecoin şu anda fiyatı gerçekten bayağıdır sürünüyor. Yani şöyle bir grafiğini açtım şu anda ben de. Yani böyle almış olanlar bence zaten hani 0.20'lerden bile almış olanlar 2021 Ekim'inden beri böyle yatay aşağı doğru bir grafik var. Onun için yani Dogecoin çok teknik analize de çok müsait bir kripto değil. Çünkü dediğim gibi yani fiyat hareketleri hep böyle bir kere görmüş bu 0.70'leri. Ondan sonra hep aşağı gelmiş. Onun için hani ben böyle 0.15'lere bir önem atfetmiştim. Orayı kırarsa birazcık daha yukarı gelme potansiyeli var. Tekrar 0.20'ye doğru. Ama 2022 boyunca bu zor süreci olacaksa hani bir kenarda tutabilecekleri bir miktar için belki değerlendirebilirler. Tekrar yatırım tavsiyesi olmadığını söylemiş olalım. Bence Can... Hani zaten 0.13'ten falan bahsettin. Evet, 0.13. Anlıyorum, bir tane Bitcoin,
Dogecoin almak istesen 1 dolar bile değil, değil mi? Evet, aynen onu söylüyorum. Ha, tamam. Yani 10 dolarlık alınabilir bence. Ha, alsınlar. Ya her 10 dolarlık alsa 10 dolar ne kadar ediyor? 113, 130 lira. Evet. Şu an 130 lira alsın. Senin şey parasını çıkarırlar işte. Söylüyorsun ya, benim şeyime özel paketlerin var ya senin. Ben de seyrediyorum çünkü senin YouTube'unda. Hani böyle işte 350 liralık bir paket var falan öyle söylüyorsun, evet. Ya. Onu bedavaya getirmiş olurlar bak. Daha ne söylesin yani, değil mi Can? Yok yok, yani ben çok yükseleceğini düşünüyorum. Evet, tamam. Ama uzun vadede. Tamam. Uzun vadede yani tabii yani bütün servetin malını mümkün yatırmasın da ondan sonra şey. Ama böyle az bir şey alınabilir ve bakılabilir, görülebilir ne olacağını. Bence yeterlidir. Bence kriptoların hepsini yaptıkça kendimizi tebrik ediyorum. Çünkü neden bu kadar hızlı? Bizi Beyza alttan uyarıyor. Süreyi efektif kullanmak için. Yani Dogecoin'in en top noktaya varacağı zamanlar bu arada baktığım zaman 2030-31 2032'nin birinci ile 2034'ün beşinci arası mesela çok top seviyeler. Öncesine çok iyi. 2032 çok iyi Dogecoin için. Bak bunu söylüyorum. 2032 2032 yılı, 10 sene sonra. Evet. Ama inanılmaz iyi bak. Yani inanılmaz iyi. Hani alayım çoluğum çocuğum ya da kendim için ya da bilmem ne için kalsın. O zamana diyorsan 2032 kesinlikle bence altına imza atarım. Bence çok iyi olacak. Yani bu yatırım tavsiyesi değil bu arada. Ben ekonomist değilim, yatırım uzmanı değilim. Sadece astroloji yapıyorum. Astrolojik olarak ben o dönemde iyi olacağını düşünüyorum. Ondan sonra tabii yani böyle çok ciddi meblağlar yatırmayın. Çok düşük. Hani onun dışında ihtiyacınız olmayan, hiç aklınıza gelmeyecek, alıp bir kenara koyacağınız ve unutabileceğiniz hani şekilde olabilir kesinlikle. Ben haftalık olarak zaten kriptoları da yorumluyorum. Yani teknik seviyeleri kendim bakıp kendi yani izleyicilerle zaten paylaşıyorum. Hani daha böyle anlık takip etmek istiyorlarsa oradan yine benim YouTube'umdan veya benim yorumlarımdan da takip edebilirler Can. Tamamlayalım mı artık, ne diyorsun? Şey tamamlayalım. Başka bir coin yani başka bir coin var mı? Çok bir sürü coin yazıyorlar. Anlıyorum. Ama şöyle yani hani biz hatta daha evvelki bir kripto yayında da söylemiştik. Bizim yorumlamamızı istediğiniz hani kriptoları yazın. Mesela ben niyet ediyorum tekrar Mayıs'ta Can'la bir YouTube çekmeye diyeyim. Mesela eğer bu YouTube'a yazarlarsa, bu senin YouTube'un altına hani işte bir sonraki yayınınızda şunlara bakın diye. O zaman tarihleri de ben seninle paylaşırım. Öncesinde bakıyorsun çünkü yani en azından tarihi, hangi tarihte kripto işleme geçti. O ilk tarihi soruyorsun. Onları ben de sana yazarım. Daha çok Bitcoin, Ethereum aslında hani çok fazla işlem geçtiği için ana akümülatör bu iki kripto. Bir de altcoin'ler şöyle de oluyor Can. Yani Bitcoin'in, Ethereum'un gitmediği bir piyasada, yani ikisinin de gitmediği, ivmelenmediği, yukarı doğru gitmediği bir piyasada altcoin'ler de o kadar çok şey olmuyor, pozitiflik çok fazla olmuyor. Gene o ivmeyi hani Bitcoin'de de Ethereum'un da gitmesi lazım. Onun için hani genel bir yorum gibi oluyor kriptolar için bu Bitcoin ve Ethereum yorumlarımız. Ama özellikle spesifik daha çok yorum gelirse, hani çok fazla o konuda beğeni olursa, İlle şuna bakın diye ona tekrar bakarız tabii ki. Takipçilerimi yazın aşağıya. Ondan sonra Saadet'e de yazın. Bana da yazın. Zaten Saadet büyük. Bütün hesaplarını ekonomide Saadet diye Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da hepsi takip edilsin. Hepsi! Takip edilsin. Abone olunsun. Gerçekten Saadet'i takip etmemek ayıp. Yani onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Onun dışında da beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olun, beğenin, yorum yapın. Allah ne verdiyse yapın. Bu kadar ara vermeyelim ama. Seviyoruz. Can bak bir daha beni de çok söylediler. En son yazın yapmıştık. Sonra işte hep böyle araya bir şeyler girdi. Bu kadar ara vermeyelim. Dediğim gibi inşallah ben yazın tekrar en azından seni görmüş oluyorum. Başka türlü seni görme fırsatım yok. Gerçekten değil. Çok özlüyorum. Hem de görmeyi de çok istiyorum. Yine yaparız. Anladım. Yapalım. Şimdi yakın zamanda bence
Önümüzdeki ay hatta bir güncelleme, bir tekrar üstünden geçme yapabiliriz. Biraz evet sertleşecek dedin ya hani böyle Mart ortasından itibaren Nisan gibi. Bence o tarihlerde bir tekrar, malum Türkiye'nin gündemi de şey gibi zaten. Hani bugünden yarına her şey değiştiği için Can'cığım. Yani onun için. Ben artık bıraktım. Yani Türkiye'yi takipten çıktım. Yapamazsın. Sen yaptın bile seni sevenlerden dolayı gene sen yani sonuçta ben orman yangınları zamanında da biliyorum ne kadar çok. Duyuyorsun bir şeyler ama şey yani haberdi işte siyasetti magazindi magazini kesinlikle bıraktım zaten ondan sonra vesaire vesaire olaylar tamamen şey yaptım takipten çıktım sadece güzel ve pozitif şeylere odaklanıyorum çünkü ben kendi işime odaklanıyorum yani yazmam lazım üretmem lazım çalışmam lazım seyrediyorsun sinirlerim bozuluyor moralim bozuluyor o yüzden ben şeye karar verdim hani kendimi tamamen pozitife odaklanacağım. Üreteceğim, kitabımı yazacağım, yazılarımı yazacağım. Ben yine zaten astroloji yorumlarımı yapıyorum. Öngörülerimi yaparken benim zaten gündemi seyretmeme gerek yok. Bu şekilde ama takip ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sadece için bir tane başka söylemek istediğim şey var mı? Vallahi bence çok detaylı konuştuk. Herkesin bütün kalbimde ben de seni ne kadar çok sevdiklerini bildiğim için o sevgilerini iletiyorum. Tez zamanda tekrar bir araya gelmeye niyet ediyorum. Çok teşekkürler bizi izledikleri için. Canımsın bir tanesi. Öpüyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Tamam bir canım.